Merhaba sevgili takipçilerim. Ahmet Başakçı kanalımıza hoş geldiniz sevgili takipçilerim. Tüm sevgili takipçilerime mutlu, huzurlu, sağlıklı günler diliyorum. Sevgili takipçilerim, kanalımıza yeni gelen takipçilerimiz var, abonelerimiz var. Kanalımıza geldikleri için sonsuz teşekkürler ediyorum. Allah razı olsun. Bizleri bu yolda yalnız bırakmadığınız için. Tüm takipçilerime sonsuz teşekkürler. Evet sevgili takipçilerim. Bugün Fatma Hanım ne yapacak? Ne paylaşacak sizlerle? Bugün Fatma Hanım etsiz çiğ köfte yapacağım sevgili takipçilerim. Bulgurlu. Et olmayacak içine. Evde ev yapımı. Evde nasıl yapılırsa. Malzemelerimiz ne varsa içine onları koyacağız. Şimdi ben burada bir ön hazırlık yaptım. Ne yaptım? Burada 3 bardak kısırlık bulgurum var. Burada 1 bardak sıvı yağım var. 1 tane ince, gayet ince kıyılmış soğanım var. 2 diş sarımsağım var. Doğramamışım onları, ezmişim onları. Ezilmiş 2 diş sarımsağım var. Şurada 2-3 tutam taze maydanozum var, ince kıyılmış. Şurada pul biberim var, acı pul biberim var, gayet acı. Burada da sevgili takipçilerim isotum var. Şöyle 2 yemek kaşığı dolu dolu isotum var. Şimdi önce ne yapıyorum? Önce 3 bardak kısırımı kabıma alıyorum. 3 bardak kısırımı kabıma aldım. Şunda biraz kısır kaldı. Onları da alalım. Şimdi 3 bardak kısırıma 2 su bardağı sıcak su ekleyeceğim sevgili takipçilerim. Suyum zaten burada sıcak. 2 bardak suyumu ekliyorum. Suyumuz sıcak olsun. Kaynar su olsun. Şöyle ekliyorum. Şimdi kısırlarımı, bulgurlarımı, kısırlarım diyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Böyle suyunda beraber bir topluyorum. Sevgili takipçilerim, şöyle bir alt üst edeceğim. Bunun üstünü kapatacağım sevgili takipçilerim. Bunun üstünü böyle 5-10 dakika kapalı halde tutacağım. Şimdi üzerine ben bir başka bir tepsimi aldım şöyle. Şöyle bu tepsimi aldım. Şöyle üzerini 5-10 dakika kapalı tutacağım. Şimdi ne yapıyorum? Onlar burada böyle 5-10 dakika kısırlarım suyunu çekip şişene kadar. Şimdi bu İsotuma şöyle kaşığa gerek yok hatta. İsotuma şöyle biraz sıvı yağ dökeceğim. Evet. Şöyle biraz sıvı yağ döktükten sonra onu bir karıştıracağım sevgili takipçilerim. Şöyle tatlı kaşığıyla. Bu da burada böyle yağımla beraber kısırım suyunu çekip şişene kadar böyle özleşecek. İsotum yağla beraber. Bunu da böyle kenara alıyorum. Şimdi 5-10 dakika sevgili takipçilerim bulgurumun şişmesini bekleyeceğim. Evet. Kısırlık bulgurumuz suya koymuştuk. Şimdi bakıyoruz. Evet. Gayet güzel. Çok güzel. Şimdi ne yapıyorum? Şimdi sevgili takipçilerim, bir tane soğanımı ince ince kıymıştım. Onu içine alıyorum. Şöyle sırasıyla içine alıyorum. Önce şimdi soğanımla kısırlık bulgurumu bir yoğuracağım sevgili takipçilerim. Şöyle.
Bir arzuya kalmış. Siz daha çok bulgur kullanırsanız soğanını iki tane koyabilirsiniz. Ben şimdi malzemeyi o kadar çok tutmadığım için bir tane soğan yeterli. Bir de sevgili takipçilerim, esmer bulgur da kullanıyorlar. Ben her zaman dediğim gibi evimde olan malzemelerle yaptığım için, yani özellikle bir şeyi almıyorum. Ben normal bulgurla yapıyorum ama esmer bulgurla da oluyor sevgili takipçilerim. Şimdi bunu soğanıyla yoğurdum. Şöyle ezdim. Şimdi ne yapıyorum? Burada yağımız vardı. Yağını ekliyorum. Şimdi yağımla beraber yoğurmaya devam ediyorum. Hatta şeyimi de ekliyorum. İsotumu yağ dökmüştüm ya biraz. Onu da alıyorum. İsotumla beraber yoğurayım. Evet. Onu da aldım. İsotumu, soğanımı, yağımı hepsini yoğuruyorum sevgili takipçiler. Tabii köftemizi, çiğ köftemizi bayağı bir yoğuracağız. Bunun asas püf noktası yoğurulmasıdır sevgili takipçilerim. Bayağı bir yoğuracağız. Ben bu çiğ köfteyi çok seviyorum sevgili takipçilerim. Çocuklarım da çok sever. Severek tüketiriz yani. Sevdiğimiz bir yemek. Bu tepsi bana yeterli gelir dedim ama daha büyük bir tepsi de olsa daha mı iyi olurdu diye düşünmedim de değil sevgili takipçilerim. Ama şimdi bunu da yapacağım. Şöyle avucumuzun içine alıp şu şekilde bulgurumuzu eze eze özleştiriyoruz sevgili takipçilerim. Biraz uğraşı var, zahmeti var ama kendi yaptığının da lezzeti, tadı hiçbir yerde yok. Kendin yapıyorsun. İçine ne koyduğunu biliyorsun. Nasıl yaptığını biliyorsun. Evet, tepsimi şöyle döndüreyim. Şimdi ne yapıyorum? Şimdi burada 2 yemek kaşığı salçam var sevgili takipçilerim. Dediğim gibi biber salçası da koyabilirsiniz. Koyuluyor daha doğrusu. Benim tükenmişti biber salçam. 2 yemek kaşığı domates salçası koydum. Şimdi burada 2 diş sarımsağım vardı. Gayet ezilmiş. Doğranmış değil yani, ezilmiş. Onu aldım. Şimdi burada pul biberim var. Dediğim gibi çok acı bu. Şimdi böyle bir önce koyuyorum. Şöyle 2 yemek kaşığı. Hatta 3 yemek kaşığı yapayım onu. Şimdilik koymayacağım hepsini. Şimdi yine aynı. Böyle bayağı bir yoğuracağım bunu sevgili takipçiler. Bayağı bir yoğuracağım. Böyle yoğurmaya devam edeceğim. Evet sevgili takipçilerim. Bayağı bir yoğurdum. Tadına da baktık. Bir yarım bardak daha sıvıya ekliyorum onu. Tabi arada bir yoğururken de tadını, acısını, lezzetini bakacaksınız. Sevgili takipçilerim, buna nar ekşisi de koyuluyor. Ben pek nar ekşisini sevmiyorum.
Zaten üzerine limon sıkıyoruz. Onun için nar ekşisi kullanmadım. Tabii kullananlar var. Şimdi buradaki maydanozlarımı da koyuyorum. Maydanozlarımı koydum. Acısı da tamam. Acısı da çok güzel. Şimdi tuzumu da koyacağım. Bir elimi akıtayım. Tuzumu da koyacağım. Evet. Elimi akıttım. Şimdi bunu ayarlamak için ben şuradan bir kaşık alacağım sevgili takipçilerim. Müsaadenizle. Şimdi ne yapıyorum? Şöyle dolu dolu bir yemek kaşığı koyuyorum. Daha koymayacağım. Sonra tabii bakacağız onu kontrollü bir şekilde. Şimdi bu şekilde acısı da tamam. Bunları da kaldırayım şöyle. Şimdi ben bunu sevgili takipçilerim 10-15 dakikadır yoğuruyorum. Bir 10-15 dakika daha şu şekilde ben bunu yoğuracağım. Evet sevgili takipçilerim. Vallahi derseniz ki Fatma Hanım bitti mi çekiyorum de bitti. Bir saate yakındır yoğurdum. Derdemiz oldum. Derler ya çiğ köfte yapmak zormuş. Gerçekten zormuş yani. Ondan sonra çiğ köftemiz hazır. Şimdi şeylerimi yıkadım. Marullarımı yıkadım. Temizledim. Hazırladım. Şöyle borcamımı aldım. Şimdi avucumun içine yapıp böyle sıkıp hazırlayacağım. Elimi şimdi şöyle biraz yağlıyorum. Sevgili takipçilerim. Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Çok da güzel oldu. Çok da harika oldu. Tabii tadına da baktık. Şöyle elimle sıkıp şu şey. Bak düşürdüm onu. Neyse bunu kenara alayım. Şöyle baştan yapayım. Mutfak kazası. Evet. Şu şekilde yapıyorum şimdi. Kendi kendime nazar değdirdim. Evet. Şu şekilde. Bunu iyi elimizi her seferinde yağlayalım. Elimi yağlamadım. Şöyle. Şöyle. Şöyle sevgili takipçilerim koyuyorum. Şöyle. Çok da büyük yapmayalım onu. O ilkini çok büyük yaptım. Elimi yağlayayım yine. Şöyle parmağımın şeklinin çıkmasına özen gösteriyorum şu şekilde. Böyle hepsini hazırlayacağım sevgili takipçilerim. Sırasıyla şöyle koyuyorum. Evet sevgili takipçilerim. Uzun bir uğraşın sonunda çiğ köftemi yaptım. Bayağı bir yoğurdum. Bir saate yakın yoğurdum. Tadı, tuzu, her şey harika oldu. Sunumu da yaptım bu şekilde. Sevgili takipçilerim. Çok güzel oldu. Derler ya zahmetsiz rahmet olmaz. Zahmet çektik ama şimdi afiyetle yiyeceğiz. Evet sevgili takipçilerim. Videomu sonuna kadar izlediyseniz, çiğ köftemi de beğendiyseniz, abone de değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Bol yorum, bol beğeni yapmanızı rica ediyorum. Hepinize sevgiler, saygılar, selamlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.